اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بطيب درسنا مزد بقى 259. ayetini anlamaya çalışacağız. Rabbimiz istifadeyi nasip etsin. Estaizu billah ev yahut o kimse gibisini bu ayet bir üstteki ayete atfedilmiştir. Bu atfa göre mana şöyle olur. Yahut o kimse gibisini gördün mü? Merra ala gariye. Bir şehre kasabaya uğradı. Nasıl bir şehir? Ve hiye haviyetun ala uruşiha çatılarının üzerine çökmüş bir şehir yani çatıları çökmüş duvarları yıkılmış ve içinde kalan olmayan harabe virane bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi bu kişi Üzeyir Aleyhisselam'dır Üzeyir aleyhisselam bir yolculuk esnasında dinlenmek için bir şehre girmiş. Virane, çatısı çökmüş, harap bir eve girip duvarına yaslanmış, elinde iki tane sepet varmış. Bir sepette üzüm, ...diğerinde incir. Biraz üzüm çıkartmış... ...bir kaba sıkmış... ...ve... ...ekmeğini... ...o kaba batırarak... ...yemeye başlamış. Sonra... ...şöyle düşünmüş... ...gale... ...dedi ki... ...enna nasıl yuhyi hazihilla Allah bunu nasıl diriltecek? Ba'de mevtiha ölümünden sonra. Üzeyir aleyhisselamın gözüne o harabe virane şehirde kemikler takılmış ve sonra taaccüb ve hayretle demiş ki bu kemikler çürüdü, toprak oldu. Rabbim bunları nasıl diriltecek? Fe Bunun üzerine Cenab-ı Hak onu öldürdü ne kadar bir zaman? Mi am yüz sene. Üzeyir aleyhisselam Cenabı Hakk'ın öldürmesiyle tam yüz sene sırtını dayamış olduğu o harap evin içinde kaldı. Sımme ba'ase ve sonra Allah onu diriltti. Gale dedi ki kem lebist ne kadar kaldın? Bu virane kasabada ne kadar zaman geçirdin? Gale Üzehir aleyhisselam dedi ki Lebistu yevm bir gün kaldım. Ev ya da bazı ev bir günün bir kısmı kadar kaldım. Üzey aleyhisselam bir gün kaldım dedikten sonra aklına şu geldi: Kuşluk vaktinde bu kasabaya girmişti ve uyandığında güneş daha yeni batmak üzereydi. Bu yüzden dedi ki hatta bir gün de kalmadım. Bir günün yarısı kadar kaldım. Gal, Cenab-ı Mevla dedi ki, Belle biste am. Hayır, sen tam yüz sene kaldın. Tam yüz sene bu ada ölü bir şekilde bekledin. Üzeyir aleyhisselam hayret ediyor ve Cenab-ı Hak devam ediyor. Fenzu ila da'amik yiyeceğine bak ve şarabik ve içeceğine bak. Lem yetesenne onlar bozulmamışlar. Üzeyir aleyhisselam sepetteki incere ve üzüme baktı. Bozulmamışlardı. Daha sonra kaptaki üzüm suyuna baktı. Ekmeğine baktı. Onlar da bozulmamıştı. Yüz sene geçmiş ama Üzeyir Aleyhisselam'ın yiyeceği ve içeceği bozulmamıştı. Üzeyir Aleyhisselam bu olayı, bu hadiseyi kavramakta zorluk çekiyordu. Bunun üzerine şu hitap geldi: Vanzu ilahimarik merkebine bak, merkebine bak. Üzeyir Aleyhisselam merkebine baktığında merkebinden geriye kalan sadece çürümüş kemikler gördü. İşte o zaman yüz sene ölü olarak orada kaldığına tam kanaat getirdi ve kalbi tam mutmain oldu. Cenab-ı Hak Üzeyir Aleyhisselam'ı niçin 100 sene öldürdü sebebini beyan buyurmuş veli nec'alake ayeten linnas seni insanlara ibret olması için yaptık seni 100 sene öldürüp diriltmemiz insanlara ibret olsun artık benim kudretimden, azametimden, kibriyamdan öldükten sonra insanları diriltmemden şüphe etmesinler. İşte ey Üzeyir ben seni öldükten sonra dirilmeye bir numune yaptım. Senden sonra gelen insanlar senin kıssanı okuyacak düşünecek birbirlerini anlatacak ve öldükten sonra dirilme hakkında şüphe etmeyecek. Üzeyir Aleyhisselam köyünün yolunu tuttu. Ve tahminen evini buldu evinin önünde bir kadına rastladı. O kadın Üzeyir Aleyhisselam'ın daha önce cariyesi idi. Ve o kadın o anda tam 120 yaşındaydı. Üzeyir Aleyhisselam ise öldüğü yaşta 40 yaşındaydı. O kadına dedi ki Üzeyir'in evi burası mıdır? O hayretle cevap verdi. Üzeyir'in üzerinden tam 100 sene geçti. Herkes onun ismini unuttu. Kimse ondan bahsetmiyor. Sen kimsin? Üzeyir aleyhisselam dedi ki ben üzeyirim. İhtiyar kadın ona inanmadı. Çünkü sebepler dairesinde emsali gözükmemiş bir olay. Dedi ki Üzeyir duası kabul olan bir zattı. Eğer sen gerçekten üzeyir isen o zaman bana dua et. Rabbim benim bu kötürüm halimi benden kaldırsın. Bana dinçlik versin ve benim gözümü açsın. Ben seni net bir şekilde göreyim. Üzeyir aleyhisselam Allah'a dua etti ve o ihtiyar kadın gençliğine, sıhhatine ve görmesine kavuştu. Sonra dedi ki, vallahi tasdik ettim, sen üzeyirsin. Üzeyir aleyhisselamla birlikte bu ihtiyar kadın köyde ahalinin toplandığı merkeze geldi. Kadın dedi ki ey ahali bu Üzeyir'dir. Ahali şaşırdı, inkar etti. O toplulukta Üzeyir Aleyhisselam'ın çocukları vardı ve torunları vardı ve torunları Üzeyir Aleyhisselam'dan daha yaşlıydı. evladı dedi ki eğer sen üzeyir isen benim babamsan benim babamın sırtında şu noktada bir ben vardı. Sırtını aç o beni görelim sana inanalım. Üzeyir aleyhisselam sırtını açtı o beni gören evladı ve diğer ahali Üzehir Aleyhisselam'a inandı. Kıssaya devam ediyoruz. Üzehir Aleyhisselam kıssanın başında demişti ya Allah bunları öldükten sonra nasıl diriltecek? Cenabı Mevla Üzehir Aleyhisselam'ın sorusuna kendisini 100 sene öldürüp diriltmekle cevap verdiği gibi ikinci bir cevabı da şöyle verdi. Vanzu ilal izam merkebinin kemiklerine bak. Keyfe nunşizuha bak ki biz o kemikleri yerden nasıl kaldırıyoruz? Sımmenek neksuha lahma ve sonra ona bir eti nasıl giydiriyoruz? Evet. Merkebin kemikleri emri Rabbani ile yerden kalktı. Kemikler birbirine eklendi ve iskelet halinde bir merkep oluştu. Daha sonra bu merkep kudreti rabbani ile et giydi. Daha sonra etin üzerinde kıllar çıktı ve bildiğimiz bir merkebe aynen dönüştü. Evet. Üzeyir aleyhisselamın gözü önünde o kemikler hayat buldu. Rabbimiz de bizi kıyamet günü böyle diriltecek. Kemiklerimizi toplayacak. Kemikleri birleştirecek. O kemiklere et giydirip huzurunu alacak. Amenna ve saddakna imanımız var. Şimdi çok önemli bir bölüme geldik. Flema le ne zaman ki bu hadise Üzeyir Aleyhisselam'a tebeyyun etti, Ap açık aşikar gözüktü. Yani ne zaman ki Üzeyir Aleyhisselam'ın gözü önünde o merkep dirildi, gal dedi ki, alem. Ben bildim ki en Allah muhakkak ki Allahu Teala ala kulli şeyin gadir. Gücü her şeye yetendir. Bakın Üzeyir Aleyhisselam 100 sene önce sırtını harabe bir binanın duvarına dayamış gördüğü kemiklerden hayrete düşüp demişti ki Allah bunları öldükten sonra nasıl diriltecek? Üzeyir aleyhisselam bir peygamberdir. Öldükten sonra dirilme hakkında hiçbir şüphesi yoktu. Ancak böyle azametli bir meselede akıllar daralır. Meseleyi hakikati kavrayamaz. İşte bu sebeple hayretten dolayı dedi. Bunları Rabbim nasıl diriltecek? Peki 100 sene sonra ne dedi? Kendi dirildiğini ve merkebinin dirildiğini gördükten sonra dedi ki ben şimdi bildim ki hakkıyla bildim ki kalbim tam manasıyla mutmain oldu ki Allah'ın gücü her şeye yetendir. Birinci söz Rabbim bunu nasıl diriltecek? İkinci söz ben bildim ki Allah her şeye kadirdir. Evet çünkü bir kaydedir. El haberu kel İşitmek, görmek gibi değildir. Görmekte olan kuvvet elbette işitmekte olan kuvvetten üstündür. Şimdi bir daha manayı toparlayalım. Daha sonra bu dersi yapmamın sebebine gelelim. Veya o kimse gibisini gördün mü? O çatıları duvarları üzerine çökmüş virane bir şehre uğramıştı. Dedi ki ölümünden sonra bu şehri bu şehrin ahalisini Allah nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah onu tam yüz sene öldürdü ve sonra diriltti. Dedi ki ne kadar kaldın? O dedi ki bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar kaldım. Allah dedi ki hayır sen yüz sene kaldın. Yiyeceğine içeceğine bak onlar bozulmamışlar ve merkebine bak. Merkebinin kemikleri nasıl da çürümüş. Biz seni insanlar için bir ayet kıldık. Kudretimize, azametimize bir delil kıldık. Ve şu kemiklere bak. Nasıl o kemikleri kaldırıyoruz ve sonra onlara bir et giydiriyoruz. Ne zaman ki bu hadise Üzehir Aleyhisselam'a tebeyyün etti, onun gözü önünde o kemikler kalktı, birleşti, et giydi. O zaman Üzey aleyhisselam dedi ki A'lam ennallaha ala kulli şeyin gadir Ben şimdi tam bir itminan ile bildim ki Allah'ın gücü her şeye yetendir. Kıssamız bu. Şimdi geldik kıssadan hissemize iman hakikatleri hakkında ders yapıldığında bazen işitiyoruz ki kişi diyor benim iman hakikatlerine Allah'ın varlığına peygamberin hak olduğuna Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna ahiretin varlığına ve diğer iman hakikatlerine imanım var. Delile ihtiyacım yok. Şimdi sorum şu. Üzeyir aleyhisselam gibi bir peygamber öldükten sonra dirilme hakkında Cenabı ı Hak'tan bir delil ister ve öldükten sonra dirilmeyi aklı kalbi tam kavrayamaz iken öldükten sonra dirilmenin hakikatine ulaşamaz iken bizler kimizde delile ihtiyacımız yok diyoruz. Acaba haşa imanımız bir peygamberin imanından daha mı kuvvetli, daha mı fazla? Yoksa delile ihtiyacımız yok sözünü söyleten şey bizim cehaletimiz mi? İkinci soru. Üzeyir Aleyhisselam'ın birinci sözü Allah bunu öldükten sonra nasıl diriltecek idi? İkinci sözü ise bildim ki Allah'ın gücü her şeye kadirdir. Buydu. Demek ki iman ziyadeleşebilir. İman artar ya da eksilir. Öldükten sonra dirilmeye ait bir vakayı göz ile gördüğümüzde imanımız ziyadeleşeceği gibi öldükten sonra dirilmeye ait bir delili okuduğumuzda yine imanımız o delilin kuvvetine göre ziyadeleşir ve artar. Acaba bizler İmanımızın ziyadeleşmesine muhtaç değil miyiz? Yoksa kendimizi Hazreti Ebubekir Sıddık'ın imanı gibi bir imana sahip olduğumuzu mu zannediyoruz? Hayır, zannımız buysa öyle değil. Bizim imanımız nerede Hazreti Ebu Bekir'in imanı nerede? O halde aziz cemaat bizim ilk vazifemiz iman noktasında taklitten kurtulup tahkike çıkmaktır. Bizim vazifemiz budur. Bizler iman hakikatlerine karşı lakayt kalamayız. İman hakikatlerini ders veren eserlere karşı lakayt kalamayız. Eğer sizler de bu kıssadan hissenizi alabildiyseniz, iman hakikatleri hususunda başta ahiretin varlığı delil istiyorsanız, işte ben size Risale-i Nur külliyatını ısrarla tavsiye ediyorum. Bediüzzaman Hazretlerinin külliyatında her bir iman hakikati iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edilmiştir. Cenabı Hak cümlemize imanda ziyadeleşmek devletini ihsan etsin. إيمان رمز تقلتا كوتاسن، تاكيك آمين آمين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا بهرمة الفاتحة.